Şimdi size söylediğiniz zaten Ümit Ak'tan futboluyla lig öncesinde gerçekten moralleri yerine getirdi. Özellikle yıldızlaşan performanslar var. Doğru. Hepsini konuşacağız ama takım halinde nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Yani 10 üzerinden 8 oynuyorsunuz. 10 on üzerinden onluk goller atıyorsunuz. 4-4'lük Dört goller atıyorsunuz. Müthiş bir sol ayak e, seyrettik. Sihirli bir sol ayak. Büyülü bir sol ayak seyrettik. Ben e, Hacı'den beri o topu böyle yönlendiren bir sol ayak görmedim. Hı hı. İlk defa böyle bir şey bulduk. Çok zevkli goller izleyeceğiz belli ki. Ee, yani o topun aldığı ivme barajın üzerinden kalkıp da bu kadar süratle yere doğru inmesi inanılmaz bir vuruş tekniği gerektiriyor. İkinci topunda, ikinci goldeki ikinci Lincoln golündeki topun topunda e, aldığı kavis kaleye doğru yönlenmesi ve çabuk atılan bir şut. Yani gerilmeden hazırlığı yapılmadan, Hı. dolayısıyla rakip gardını alamadan yapılan şu büyük beceri istiyor. Ee, bir kere Lincoln'ün o iki golüne de şapka çıkartılır. Ee, dolayısıyla gelen 3-0'a şapka çıkartılır. Ha Kusur arayacaksak buluruz ama 3-0'lık bir e, çek takımına karşı alınan tur galibiyetinin Hı. üzerine de müsaade edin kusur aramayalım. Şu rakipler farklı ama Dinamo Kiev maçına göre neleri değiştirmiş, neleri düzeltmiş. Yasosun. Takım olmaya başlamış, takım oturmuş, taşlar yerine oturmaya başlamış. Ee, Dinamo Kiev maçında bir Lincoln faktörü yoktu. Çok, evet. Emre Mor böyle değildi, böyle bir efekt vermedi oyna. Ee, Ferdi gelen bir sol bekle, ben artık ileride oynayacağım rahatlığına kavuşmamıştı. Belli ki burada yani Fenerbahçe'de şu mektup yazıldı dün akşam. Ee, yani e, Emre mesela, Emre Mor dedi ki Buruma düşünsün. Hı hı. Bundan sonrasını. Ee, Lincoln ve e, Zayt öyle hareketler yaptı ki, oyunu öyle öylesine süslediler ki İrfan Can Kahveci düşünsün dediler. O da bir sol ayak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de yeni gelenler eskilerin daha fazla efor sarf etmesi, oyunlarını geliştirmesi, daha büyük mücadeleler vermesi gerektiği rekabetini sahaya koydular gelir gelmez. E bu durumda bunlar Fenerbahçe'nin işine yarayacak zorlu yarış içerisinde ona avantaj sağlayacak hamlelerdir. Bir de geniş kadro çarşamba pazar oynanacak Avrupa Türkiye mücadelesinin içerisinde bir avantaja dönüşecektir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe şu anda dün akşam önünde durulması zor bir takım. Hatta birçok takım için imkansız hı hı. bir takıma dönüştü. Başlıklar da güzel. Onlara da şöyle bir bakalım istiyorum. E, foto maçla başlayalım. İşte şov, işte fener demiş. Foto maç gazetesi böyle bir başlık tercih etmiş sevgili izleyenler. Slovaçko 3 golle geçti. Turu da cebine koydu diyor. Tek kelimeyle Kadıköy'de fırtına gibi esti. Gol perdesini Emre Mor araladı. Lincoln'in iki harika golünü konuştuk. Fenerbahçe Çekya'daki rövanşı adeta formaliteye çevirdi diyor. E, ee, Mordan şık gol geldi. Bruma'dan sağda bir slalom. Ee, bireysel olarak performanslar da oldukça, oldukça iyiydi. Ara o çok çalıştı. Onun da performansından biraz bahsetmek gerekirse. Yani tertemiz bir futbol oynadı desek. Doğru bir tabir olur mu? Tertemiz, düzgün, doğru. Evet. Avrupa Kupası maçında tur için neye oynanması gerekiyorsa onu oynayan oyuna müdahalelerin yerinde olduğu, girenin oyunu zenginleştirdiği ve seviyeyi yükselttiği hı hı. bir takım izledik. Bu da seyirciyi doyuma ulaştırıyor. Hı hı. Bir anlamda bu ve böyle bir oyunla gelebilecek bir lig galibiyeti pazartesi günü hı. bütün Dinamo Kiev etkisini siler atar. Hı hı. Onu unutturur ha. 30 milyon euro kayıp var. Onu Fenerbahçe için o büyük bir yara değil. Fenerbahçe'nin maddi gücü için büyük bir yara değil. Prestij açısından sıkıntı Hı. olabilir. Ama o da sorun değil. Çünkü bu grupta, bu ligde devam eder. Ha, hocanın söylediği e, Türkiye Ligi Avrupa Ligi'nden daha önemlidir bir mesajı gibi bir cümle kurdu. Maç öncesinde e, de Türk takımları da. için dedi Hı. genelde. Herkes için öyle değil. Ama bunu söyleyince sanki e, lig Avrupa'dan daha önemliymiş gibi geliyor. Fenerbahçe'nin bir hedefi de Avrupa'da yürümek olmalı. Dün ilk adımını attı. Hatta ikinci maçın adımını da dün halletti, bitirdi. Bir sonraki turu düşünmeye başlayacak. Yürümesi, gruplara kalması, gruptan çıkması gerekiyor. Çünkü buna hem Türkiye'nin ihtiyacı var, hem bu Fenerbahçe. Zaten ligi yani. Alıp götüreceği, kucaklayacağı belli olan 2-3 takımdan biri. E Avrupa'da da yürüsün hı hı. müsaadenizle. E, böyle bir sol ayak varsa, böyle bir oyun varsa, böyle hünerli oyuncular varsa yürür de zaten. Evet, göz dolduran performanslar vardı. Jesus'un da ilk zaferi oldu sevgili izleyenler. Güzel etkileşim de vardı tabii maçtan sonra sosyal medyada da. Fanatik gazetesine de bir bakalım. Fenerbahçe'nin başındaki ilk galibiyetini aldı demiş fanatik gazetesi de. Ee, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizim birinci hedefimiz süperlik ve şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan bir tanesiyiz dedi. Tribünler de bu arada tıklım tıklımdı. Du, Çok, seyirci Evet mutluydu. güzel bir efekt vardı orada da. 45 bin futbol sever takımlarına tam destek evet. verdiler. Mutlaka bir iki, itici güçte olmuştur bu durum. Olmaz mı? Üstelik de e, Dinamo Kiev sıkıntısının dışında hafta ortası... Ertesi evet. gün mesai varken o saatte oynanan bir maç için bu kadar büyük bir kitleyi toplayabilmek bir Fenerbahçe tutkusunun ne kadar e, canlı olduğunu gösteriyor. Evet. Bu da yansıdı sahaya İster istemez yansır o seyirci arkadan itiyor hele yeni gelenler ne oluyor biz Güney Amerika'da mıyız River Plate mi oynuyor evet. Flamengo evet. mu yoksa Fenerbahçe mi diyerek o e, ondan çok etkilenirler. Ve ortaya böyle hünerli isimler, hünerli oyuncular çıkar. Yani Fenerbahçe'nin oyun olarak da doyurucu olduğunu ve üstelik de artık tek tip gol atmıyor. Duran toplara gidilir, biri kafayı vurur gol atardı. Veya Valencia birebir kalmışsa yürür gider gol atardı. Hayır, şimdi uzaktan vuruyor. Zalai geliyor, altı pasın üzerinden gol atıyor. Emre Mora... Ceza alanı içerisinde 2-3 pas yapılıp gelen topu o gol yapıyor. Ee, yani her türlü şekilde gole ulaşabiliyor. Bu büyük bir çeşitlilik, Hı -hı. büyük bir zenginlik ve lig içinde büyük bir avantaj Kesinlikle. tabii ki. İşlem tamam demiş Sabah gazetesi de böyle bir başlık tercih etmiş sevgili izleyenler. Ee, yine maçın detayları var. Slovaşko bu arada 48'de. Hofman'ın kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Fenerbahçe rakip kaleye yüklendi. Skoro gecenin yıldızı Lincoln ilan etti demiş Sabah gazetesi. E, aslında Lincoln e, Duran toplardaki o becerisiyle, etkinliğiyle birçok maçı da çözeceğinin sinyalini değil mi sözden verdi. Gelmeden izlaktan. önce de bildiğimiz bir hüneriydi bu. Evet. Bunu biliyorduk. Ama böyle birdenbire iki tane e, müthiş bir Şık, e, gol, buket yapacağını Evet, evet e, bu kadarını beklemiyorduk. Hı hı. Hakikaten inanılmaz e, bir sol ayak. Öyle sol ayağıyla mesela o duran topa vurmadı. Hı hı. İndi topa Nereye gideceğini söyledi, kalktı ve o top onun söylediğini yaptı. Çünkü öyle bir ivme çok çalışarak, hünerli, sirklerde falan olur öyle goller. Yani sirk hareketidir hı hı. o. Ve seyirci ayağa kalkar, alkışlar. Trapezde iki takla atarsınız, ağlara düşmeden bileğinden evet. yakalarsınız. Böyle bir sihirli andır o. Onu yaptı ve bunu yapacak belli ki. İrfan Can'ın sol ayağıyla duran toplarda... Dinamo Kiev maçında direğe attığı bir top var hatırlarsanız direğe vuruyor geri geliyor. Lincoln onu içeri attı evet. ve müthiş vurdu yani inanılmaz bir şey. İkinci topta da sürüp sürüp sol ayağıyla hiç hazırlık yapmadan hemen tek adımda kalçadan çıkan bir şutun böyle evet, falso alması de, gollerin üzerinde duruyorum hı. beni çok etkiledi. Üstelik de çeşitli gol diyorum ya kale sahasının önünde de Zalai gol atıyor evet. ikidir. Yani o golün iptali bence biraz mantıksız. Hı hı. Ee, herhalde kırmızı kartı çok ağır verdim diye düşünüp bari bu Dengelenek golü de sahibiyim diyerek tolere mi etti bilmiyorum. Olabilir. Çünkü hakemin Portekizli olması Doğru. önemli bir etkendi. Ee, yani o kırmızı kartı verdim, bana Portekizlileri koruyorsun bak diyecekler. Bari bu golü de saymayayım gibi bir düşünce istedim. Çünkü bana göre o kadarcık bir itmeden o gol iptal edilmezdi.